Ulan o kadar doğru bir laf ki ya. Beste kargayı oysun gözünü. Ulan ben içeriden çıkarmak için bir sürü şey yapayım, 40 takla atayım. O bizi beğenmesin. Bak, işe bak. Gerzek ya. Yemin ediyorum gerzek. Hem de nankör. Açma sakın. Gazetecilerdir, açma. Yok ya. Açma kapıyı. Kızım açmayacağım. Bir bakacağım kim. Zeynep, Sedat'la o kadın gelmişler. Ya rapor için geldiler herhalde. Bir soru falan soracaklar. Avukat bahsetmişti o yüzden. Ne raporu? Ya bir şey değil, ben sana sonra anlatırım. Bak şimdi Mutlu Aile'yi oynamaya devam ediyoruz, tamam mı? Tamam mı Zeynep? Ama ben senden nefret ediyorum. Aynen Zeynep, ben de senden ediyorum. Komiserim, hayırdır? İçeri girebilir miyiz? Tabii, buyurun, buyurun. Tabii tabii, buyurun, buyurun. Komiserim, tam olarak niçin gerekli bu? Hadi acele et. Sök şunu bir an önce. Şu tablette al çıkalım, hadi. Bu sosyal inceleme raporunu hazırlarken de Efe'nin akıl sağlığıyla ilgili bir izlenim edinmiş olacağım tabii. Akıl sağlığı mı? Siz benim çocuğumun hasta olduğunu falan mı düşünüyorsunuz? Hayır, henüz böyle bir şey demiyorum ama... Evet, böyle bir olasılık var tabii. Eğer şüphe duyarsam, Efe'nin bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde heyet karşısına çıkmasını talep edeceğim. Hastanede. Hı-hı. Heyet de bunu onay verirse o zaman ne olacak benim çocuğuma yani? Orada tedavi görecek. Tedavi derken bu nasıl bir şey yani, böyle ilaç falan mı, öyle bir şeyden bahsediyorsunuz? Şimdi böyle bir detay vermek için çok erken Zeynep Hanım ama evet, genelde ilaç tedavisi uygulanır. Benim çocuğum 12 yaşında daha. Ya ilaç diyorsunuz, tedavi diyorsunuz, hastane diyorsunuz, yani bu nasıl olacak ki bu iş? Zeynep Hanım, ben sizin korkularınızı anlıyorum. Ama daha hiçbir şey belli değil. Siz sadece benim sorularıma cevap verin. Olur mu? Olur. Başlayalım. Evet. Peki, planlı bir gebelik miydi? Değildi ama çok mutlu olmuştum. Hamile kalınca çok sevinmiştim. Peki, Tuğrul Bey sizin kadar sevindi mi? Yani aslında o... Ya başta çok sıcak bakmadı ama... Çünkü hazır hissetmiyordu kendini, babalığı hazır hissetmiyordu ama sonra tamam dedi. Aranızda çocuğu aldırma üzerine bir tartışma geçti mi? Yani geçti. Konuştuk yani ne yapabiliriz diye tartıştık kendi aramızda. Sonra yapmadık yani, doğurmaya karar verdik çocuğu. Peki Efe doğduktan sonra Tuğrul Bey benimsedi mi onu? Babası onun sonuçta. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü biliyorum. Efe doğruyu söylüyor. Babasıyla ilgili... Yani evet, Tuğrul çok... duygularını belli eden, sevgisini belli eden biri değildir ama ben... Ya ben asla çocuğunu sevmediğini falan düşünmüyorum yani, böyle bir şey... Yok yani, bu böyle değil.
Doğumdan sonra Efe'yle ilk zamanlar nasıl geçti? Yardımcı oldu mu size Tuğrul Bey ya da bir başkası? Yok yani Tuğrul çok çalışıyordu zaten. Ben yalnızdım evet. Annem vardı ama annem çok istemedim ondan yardım. Çok tek başıma bakmayı tercih ettim. Neden? Anneliğine çok güvenmediğim için belki öyle düşündüm o zaman. Zor olmadı mı? Tek başınıza. Oğlum tamam çatlayacağım anneciğim be. Tamam Efe. Niye ağlıyor bu kadar bu çocuk ya? Düğmesi yok ki basayım. Gazı var herhalde çocuğun. Gaz damlasını ver o zaman. Verdik herhalde. Tamam öyle sırtını vur öyle. Bak çıkar onun gazı. Ne yapacaksın? Sen istedin bunu. Hayır anneni çağıralım diyorum. Ona da yanaşmıyorsun. Mecbur bakacaksın artık. Bir dakika tut. Tuvalete gideceğim. Hiç yapamam. Bak ben, akşama da bayi toplantısı var. Hiç sen beni bekleme. Ya tamam yapacağım. Alsana çocuğu 2 dakika. Hadi görüşürüz. Tuğrul. Tamam annem, tamam. Yani herkes kadar zorlandım tabii ama geçti. Anne sütü emdi mi Efe? Evet. Harika. 2 yaşına kadar emzir. Süper. Göz teması kurdunuz mu emzirirken? Bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Kurmuşumdur ama. Kurmuşumdur tabii. Neden sordunuz böyle bir soruyu? Yani bunun şu andaki bizim konumuzla ne ilgisi var? Bunu çok anlayamadım da. Suça sürüklenen çocuklarda genellikle anneye güvenli bağlanmayla ilgili sıkıntılar olur. Emzirme sırasında göz teması güvenli bağlanmayı güçlendirir. Yani aslında sadece emzirme dememek gerek, yanlış oluyor. Ama yani bebeği doyurma sırasında göz teması kurmak çok önemlidir. Bu yüzden soruyorum annelere bu soruyu. Ben çocuğumla çok güvenli bir bağ kurdum. Siz karşıma geçip sizin beni yargılamaya hakkınız yok ki. Zeynep Hanım ben sizi yargılamıyorum. Yargılıyorsunuz şu anda beni. Zeynep Hanım lütfen. Lütfen bunları kişisel algılamayın. Efe'yi anlamak için benim bu soruları sormam gerek. İsterseniz buna sonra geri dönelim. Evet. Tuvalet eğitimine ne zaman başladınız? Yani bezi ne zaman bıraktı Efe? Az önce aradım ben senin işlerini. Çıktı dediler. Ya yalan söyleme Tuğrul. Ha şimdi geldin. Ben de inandım buna. Kimin sesi o? Arkadan gelen ses kimin sesi? Ya sen beni aptal mı zannediyorsun beni sen? He? Çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Ben duyuyorum. Bak kim o kadın? Kim o kadın Tuğrul? Bak senin de ofisinde televizyon falan yok. Allah'ın cezası. Sen beni aptal yerine koymaktan vazgeç artık ya. Deli edeceksin sen beni deli. Zeynep Hanım. Pardon. Ne sordunuz en son? İyi misiniz? İyiyim. Ne dediniz en son? Tuvalet eğitimi. Ne zaman başladı? Bezi ne zaman bıraktı Efe? Bezi